Sayın Haziran, tekrar merhaba diyorum. Bütün katılımcı konuşmacı arkadaşlarımızın tabii söylediklerine işaret buyurduklarına katılmamak mümkün değil. Biraz onunla söylenmeyenlerden biraz farklı olarak bakış açı getirmek anlamında birkaç şey söylemek istiyorum. Tabii ki sivil toplum örgütleri hangi gelişmişlik düzeyinde olursa olsun bütün toplumlarda ihtiyaç duyulduğunu, bir ihtiyaç da olduğunu ve talebin olduğunu görmekteyiz. Tabii farklı etkileri var. Gelişmiş toplumlarda göreceksiniz ki daha farklı bir talep ve katılım veyahut da etkileri var. Veyahut da gelişmekte olan ülkelerde ise daha farklı. Gelişmiş olan toplumlarda kazanılmış hakların daha çok mevcutunun korunması veyahut da geri alınmaması yönünde bir mücadele var. Ancak gelişmekte olan ülkelerde demokratik hakların kazanılması konusunda bir mücadele var. Aslında farklı da bir şey değil bunlar. Tamamen baktığımızda bir mücadele içerisinde daha çok sivil toplum örgütü olarak seslerini yükseltmeye çalışan gönüllülük bağında bir mücadele olarak görüyoruz. Kendi derneğimize baktığımızda mesleki kuruluş olarak örgütlenmiş, yıllardan beri bunu sürdürmeye çalışan, bazen tabii daha çok güçlü, bazen de bu taleplerin zayıfladığını, belli nedenlere bağlı olarak yaşandığını da biliyoruz. Ancak geldiğimiz şu noktada öncelikle kurumsal yapılaşma sürecini tamamlamış veya da tamamlaması gerektiğine inanıyorum. Bu kurumsal yapılaşma süreci içerisinde daha önceki dönemde bir çalışma yapılmıştı. Sanırım Sayın Başkan da bahsetti. SWOT analizi yapıldı ve bunun sonuçları olarak da uygulamada ne gibi tedbirler alınması gerekir konusunda da net bir adımların atılması gerekiyor. Kurumsallaşma sürecinin tamamlanması beraberinde şunu getirecektir. Görüyoruz ki bir vizyon olması gerekiyor. Tabii ki var. Amaçları doğrultusunda böyle bir vizyonu var. Ancak şu da bir gerçek ki meslek mensubunun vizyonu oluşmadan gönül verdiği zorunlu veyahut da gönüllülük bazında kuruluşun da bir vizyonu oluşmaz. Bu da bir gerçek. Önce bunu oluşturmak gerekiyor. Ha buradaki eksiğimiz nedir? Katılımı nasıl sağlamalıyız? Bu vizyona meslek mensubunu nasıl oluşturmalıyız? Tabii ki bugüne kadar arz ettikleri hizmetlerle doğru orantılı olarak yapılmış olan işlerde hizmetleri talep edenler genellikle kendileri için bu hizmetleri bizden talep etmediler. Başka bir kurum için, vergi için muhasebe diyoruz ya biz onun adına. Onun için de pek de önemsemez gibi görünürler. O zaman biz neler yaptık? İşi yapmak yerine üstlenmek gibi bir misyon üstlendik. Onun içindir ki özellikle Ankara'dan gelen arkadaşım altını çizerek söyledi. Bize her şeyi yapmayı hak gibi görürler. Kendilerinin de hakkı olduğunu sanırlar. Bu biraz da buradan kaynaklanıyor. Yeni TTK sürecinde görüyoruz ki mesleğin daha farklı bir dönüşüm sürecine girdiğini görmekteyiz. Ve benim tereddütüm bu noktada şudur ki yeni TTK sürecinde angaryalar dediğimiz yani sonradan aslında bizim avantaja dönüştüremediğimiz angaryaya dönüşmüş olan işlerin şu ankinden daha fazlası önümüze gelecektir. Eğer biz bu süreci çok iyi kullanarak gerek dernekler gerek odalar aracılığıyla bu angaryaya dönüşecek olan önümüze gelecek bir takım işleri bir avantaja, bir fırsata dönüştüremezsek vay halinize diyorum. Burada çok dikkatli olmak lazım. TTK süreci içerisinde gerek UFRS'de gerek TTK'da bunlar çok. Ve bölge bölge birçok bölgeyi gezdim. Gerek İSMO'da gerek TÜRMO projesinde eğitmen olarak da çalışıyorum. Bu hizmetleri verirken çok iyi de görüyoruz biz burada. Meslek mensuplarının durumlarını görüyoruz. Bize sorulan sorularda çıkardığımız sonuçlara göre bakıyoruz ki gerçekten de birbirinden kopup ayrı birer küçücük dünyalar içerisinde yaşamaya çalışıyorlar. Mücadele vermeye çalışıyorlar. Bunların bir şekilde aşılması gerekiyor. Gerçekten de bizim en önemli ihtiyaçlarımızdan biri budur. Biz bu mesleğin her türlü şeyine katlanırız, çalışırız, yaparız. Fakat hiçbir zaman oturup da şöyle bir sohbetini yapmayız.
En büyük eksiklerden biri budur. Bunu sağlayacak olan yine bu sosyal amaçlı kurulmuş olan sivil toplum örgütleridir. Bir sefer bunun büyük bir ihtiyaç olduğunu kendi adıma söylemek istiyorum. Yine genel merkez bir yol haritası çizmelidir. Genel merkez bir yol haritası ışığında şubelerin de uyum sağlayacakları bir çalışma programı ortaya çıkarması ve deklare etmesi gerekir şubelerine. Yine bir de şöyle bir durum var. AB sürecinde ülkemizin şu andaki bir takım değişimlerin yaşandığı bir süreçte yaşıyoruz. Avrupa Birliği fonlarının en azından yararlanması için gerekli olan projeler üretilmeli veyahut da tespit edilmeli diye düşünüyorum. Sivil toplum örgütlerine bu konuda çok güzel fonlar verilmekte. Bunların araştırılıp sivil toplum örgütü olarak bizim hangilerinden faydalanabileceğimiz konusunda çok ciddi bir çalışma yapılması gerekiyor. Bunun da altını çizdikten sonra kaynak yaratma noktasında İzmir şubemizin yıllardan beri çok güzel bir örnek olabilecek bir çalışması var. Bu çalışmayı ben şöyle düşündüm. Acaba genel merkez böyle bir iktisadi işletme oluşturup da şubelerin tümü tek tek yapmaktansa buraya bir katkı sağlayacak nitelikte de kendilerine düşen pay almaları gibi bir duruma gidebilir mi? Örneğin bir genel müdürlükte böyle bir sözleşme imzalanırsa, sigorta gibi örnek verebileceğim. Acaba bu iktisadi işletme daha mı tek merkezli idare edilebilir şekilde olursa daha mı kolay olur diye düşünüyorum. Bu da yapılabilir. Bunun da araştırılmasında fayda var diye düşünüyorum. Bundan sonraki süreçte yapılacak olan gerek şubelerde gerekse de genel merkezde tabii ki bir uyum içerisinde olmalı ve diğer şubeler veya diğer sivil toplum örgütleri veya odalar veya paralel olmalı ki şimdiye kadar da o çalışmalarımızı öyle yürüttük. Ancak sivil toplum örgütlerinin belki odalarımızın yarın resmi kurumlar olarak yapamadıkları birçok şeyleri kendileri bunu bir görev olarak bir program dahilinde gerçekleştirebileceklerine inanıyorum. Bu misyonu da üstlenmesi gerekir diyorum ben. Teşekkür ederim. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz Sayın Başkan.